Hazreti Zekeriya ve Yahya aleyhisselamın öldürülmesi. Hazreti İsa'nın beşikte konuşması Yahudileri bir müddet susturdu. Fakat çok geçmeden yine dedikodulara başladılar. Kimsenin babasız doğmayacağını ileri sürerek halkı galeyana getirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta bu hususta Hazreti Zekeriya'yı suçlayarak bütün halkı aleyhine kışkırtıyorlardı. Yapılan bu iftira ve tahrikler Hazreti Zekeriya'nın öldürülmesine kadar vardı. Galeyana gelen halk üzerine hücum ederek Hazreti Zekeriya'yı şehit ettiler. Bununla da kalmayarak Hazreti Yahya gibi bir peygamberin de kanına girdiler. İsrailoğullarının ileri gelenlerinden biri bir kızı nikahlamak istemişti. Hazreti Musa'nın şeriatına göre bu nikah caiz olmasına rağmen yeni gelen Hazreti İsa dinine göre haramdı. Nikah için Hazreti Yahya'ya müracaat ettiler. Hazreti Yahya bu nikahı kıymaktan kaçındı. Bunun üzerine reise Hazreti Yahya'nın öldürülmesini söylediler. Hazreti Yahya'yı bir kadın yüzünden başını keserek şehit ettiler. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de peygamber katili olarak adlandırılırlar. Yahudilerden başka hiçbir kabim ve ümmet peygamberlerini öldürme günahını işlememiştir. Hatta Yahudilerin bu iki peygamberden başka iyiliği emredip kötülükten kendilerini sakındıran daha pek çok peygamberi öldürdükleri rivayet edilir. Hazreti Meryem Kudüs'ten ayrılıyor. Hazreti Zekeriya'nın öldürülmesinden sonra Yahudilerin kendisine de saldıracağını anlayan Hazreti Meryem, Allah'ın emriyle oğlu Hazreti İsa'yı yanına alarak Mısır'dan ayrılıp Şam tarafına gitti. Şam'ın Nasıra köyünde Halil Dağı'na yerleşti.